kendi hayatımdan ve ailemden ve basketboldan bahsetmeden önce bu son 20 gün içerisinde hepimizin kendi hafızamıza yüklemiş olan insanlık 2.0 yüklenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten. Gerçekten bütün olayları uzaktan izlemiş, takip etmiş biri olarak böyle bir şeyi yaşamış, tecrübe etmiş olmak gerçekten bana gurur verici. Tekrardan tebrik ediyorum hepinizi. Bence hayat iki türlü şekilde algılanıyor. Bir tanesi kader diye anlatabileceğimiz bir oyun tahtası içerisinde gideceğin yerlerin nasıl belli olduğu, nelerle karşılaşacağın her türlü şekilde belli olmuş şeyler. Bir diğeri de belki oynayanlarınız vardır. Age of Empires oyununda sahneye başladığın anda haritada karanlıktır. Ondan sonra ilerlemeye başlarsın. Ne keşfedeceğin, neyle karşılaşacağın, düşmanlarını görmezsin. Bir şeyde bir versiyonu da budur. Ben böyle düşünüyorum. Daha doğrusu böyle inanışlar olduğunu düşünüyorum. Basketboldan örnek vermek gerekirse en net aklıma gelen örneklerden bir tanesi Michael Jordan'ın Utah Jazz'a attığı 98 yılında 6. maçta soktuğu son şuttur herhalde. Eğer karşılaştırmak isterseniz Michael Jordan'ın tabii ki de son topu kullanacağını bilirsiniz ama o topun girdiğini daha önceden biliyor olmak çok da heyecan verici bir şey değil. Ama belki de basketbol ve diğer spor branşlarını heyecanlandıran şey, daha zevkli hale getiren şey o 1-2 saniyelik Jordan'ın topu eline bulundurduğu anda şutu atışı ve beklenilen süre gerçekten o heyecanı ayrı bir seviyeye getiren bir şeydir ve sporun güzel tarafı bence budur. Biraz kopya çekmem gerekecek, kusura bakmayın. Pardon. Buradaki en büyük farkları anlatabileceğim en önemli nokta herhalde kendi hayatındır. Sporun içinde doğdum. Bilmeyenleriniz için ufacık bir özet geçmem gerekirse, dedem Mükerrem Güler İstanbul Spor'da futbol oynamıştı. Daha sonra futbola karşı olan karısı yüzünden babam Necati basketbola başlamış ve sonrasında Balkan şampiyonlukları yaşayan Eczacıbaşı ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kulüplerde senelerce başarılı bir şekilde basketbol oynamış biri oldu. Annemle ilgili belki bir sürünüz ismini ilk defa duyuyordur ama profesyonel anne olmadan önce Beşiktaş'ta basketbol oynamış ve belki de karşılaştırıldığında ailemizin atletik kabiliyetinin geldiği nokta olarak Murat Kosova tarafından bir kere anlatılmış bir kişi. Bununla ilgili de hatta demin de babamdan bahsederken söylemeyi unuttum. Babam hala bize iki elle smaç bastığını iddia eder ama henüz yapılan deneyler ve araştırmalardan bu kadarıyla karşılaşmadım. Abim Muratcan geçen sene Beşiktaş'ın kaptanıydı ve altyapılarda sayısız milli takım formasını giymiş. 16 senedir de profesyonel olarak basketbol oynayan biri. Bununla birlikte ben kendi hayal dünyam içerisinde zamanında 5 tane köpeğimiz varken onlara kendince pozisyonlar yerleştirdim. Topal bir gardımız vardı adı Şanslı. Sağa bir 4 numaramız Deniz Adlı'na benziyordu. Biraz manyaktı. Öyle benzetmeler yapardım. Şu anda annemle beraber sanırım evde 10 tane hayvan var. 4 köpek, 6 kedi. Yakında da bir futbol takımı kurarız. Onda da senin programına çıkacak vaktimiz olur. Az önce bahsettiğim aile şartları benim seçim yapabileceğim şeyler değildi. Bunlar biraz da doğduğum an elime verilen bir dosya gibiydi. Ben kendimi her zaman için spor sergi çocuğu olarak görürüm. Spor sergiyi bilmeyenler için söyleyeyim. Şu anki bir Türkler kongre salonu. Keşke orası basketbol sahası olsaydı da o zaman basketbolun heyecanını şu an belki de buradakilerin daha çok anlayacağı şekilde Karşıyaka Arena'da yaşadığınız şekilde İstanbul'da da yaşatabilseydik basketbol severleri. Basketbol spor sergide başlayan basketbol tutkum daha sonra kulüpte, okulda, evde çeşitli zamanlarda her zaman yani uyurken bile kendimi ifade edebileceğim bir şey olduğundan hayatımın bir parçası oldu. Hatta annem hiperaktifliğinden ve yaramazlığından biraz bıkarak beni abimle beraber basketbola başladığında İTÜ'nün gümüşlüğü salonuna yollayıp basketbola başlamamı sağladı. Oradan da ben de bir daha burayı bıraktığımı söyleyemem açıkçası. Böyle dediğiniz zaman, böyle anlatıldığı zaman da herkes der tabii, bu çocuk da basketbolcu olacak, kim olacak? Haklısınız da. Ama yani işte 7 yaşında başlamış olan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan basketbol hikayem ile bugün arasında neler olduğu, o
işte kaderle Age of Empires arasındaki farkın gösterdiği şeyler diye düşünüyorum. Kim düşünürdü? 12 dev adamla 2010 yılında Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya takan basketbolculardan biri olarak. Bundan 10 sene önce, ondan 10 sene önce pardon, basketbol bırakmaya yakın, antrenörüyle anlaşamayan ve kısa çelimsiz ve şu an gerçekten keşke bir falan getirseydim, inanmazsınız çünkü. Bir mutasyon öncesi bir görüntüyle karşılaşabilirdiniz. Bir de aynı zamanda yani böyle bir şaşkınlık var. Bir de aynı zamanda kim düşünürdü ki Montana'nın küçük bir şehrinde basketbol oynayan, kendini kendi çapında kanıtlamaya çalışan biri mezun olduktan 5 sene sonra İstanbul'da 2010 Dünya Şampiyonası'nda 12 dev adamın bir parçası olarak boynuna asılmış olan gümüş madalyaya gururla ama daha çok şaşkınlıkla bakar ve izler bir haldeydi. Doğduğum günden itibaren tabii ki de öğretmenlik yapmış önemli insanlar, katkıları yadırganamaz bir sürü kişi oldu. Bunların başında ben birinciyi olarak babam Necati'yi koyarım herhalde. Kendisinin bana en önemli öğrettiği şeylerden bir tanesi ne yaparsam yapayım, dürüst ve ahlaklı bir şekilde yapmamı söylemişti. Ve yani şu an baktığınız zaman hala da bana bu eğitime ve farklı şeyleri öğretmeye devam ediyor. Belki biraz kırgındır, belki biraz üzgündür. Zamanında beni Necati'nin oğlu diye tanıyan herkes ve şimdiki X, Y, Z nesilleri şu an kendisini Sinan'ın babası diye tanıyor. Ama biliyorum ki biliyorum ki bundan inanılmaz derecede gurur duyuyor ve yarattığı Sinan sayesinde, daha doğrusu yaratılmasına yardımcı olduğu Sinan sayesinde ben bugün olduğum yerdeyim. Size bu konuşmayı yapıyorum ve aynı zamanda Güler Legacy adı altında bir organizasyonun kurucusu ve bir parçasıyım. Bir diğer şuna bakmayın, arada şeyler oluyor. Atladığım yerler oluyor. Ama bu eğitime başlamadan önce demeyeceğim. Çok özür dilerim. Bir diğer öğretmenim Murat Can'dı kesinlikle. Kendisi benim her zaman 3 adım önümde o oyun tahtasında. Belki az biraz bir şeyleri aralamış ama bana her zaman başka yeni yerler keşfedebileceğim kadar güven payı bırakmış bir insan oldu her zaman. Hatta kendi düğününde bundan 6-7 sene önce söylediğim, yaptığım bir konuşmada bundan daha da heyecanlıydım. Şey demiştim, basketbol içerisinde yaptığım her şeyi ben abimi taklit ederek yaptım. Ben sağ el yazı yazan biriyim ama abim solak diye onun gibi olabilmek için bir sürü şeyi sol elle basketbol oynamak gibi onu taklit ederek yaptım ve belki de öğrendiğim şeyler açısından en basit ama aynı zamanda en önemli noktalardan biriydi. Yani bir diğeri de kendi hayatımda hem profesyonel olarak hem insan olarak çeşitli engellerle karşılaştı ve bu karşılaştığı engellerle ben engeller sayesinde ve ona karşı gösterdiği reaksiyonlar sayesinde ben neler yapabileceğimi biraz ufak bir ön sezi mekanizması kurarak öğrendiğimi düşünüyorum. Hayatımda tabii ki de abim ve babam dışında bana önemli katkısı yaptığını düşündüğüm bir kişi de Amerika'daki antrenörüm Gary Turcotte herhalde. Benim için de yaptığı en önemli şey bugün sahip olduğum oyuncu karakterini ortaya çıkarmamda o cevheri bir şekilde keşfederek sahada gösterdiğim özveriyi ne kadar daha iyi yerinde alabileceğimi öğreterek bana çok büyük katkısı olmuştur. Bununla birlikte bunlar bana direkt yapılan etkilerdi, direkt öğretmenlerimdi. Aynı zamanda dolaylı yoldan öğretimlerinde bulunan insanlar oldu hayatımda. Spor içerisinden başlarsak birincisi idolüm Michael Jordan'dır. Belki işte benimle beraber aynı dönemi izleyenler varsa 90'larda ondan başka hiçbir şey izlenmiyordu basketboluna. Ve de en başarılı basketbolcu olmasının yanında benim için iki tane önemli etkeni var. Birincisi, onun yaptığı smaçları kendi evimde kırdığım potolarda taklit ediyorum her zaman. Bir diğeri de daha sonra, büyüdükten sonra gördüğüm saha içinde en iyisi olabilmek için saha dışında yaptıklarıyla gösterdiği özveri ve çabanın hikayelerini okumaya başladığınızda veya kendisi hakkında yazılan yazıları okumaya başladığında bunu daha iyi fark edeceksinizdir. Diğer üç kişi
bir liste halinde toplayabilirsek Magic Johnson, Jason Williams ve Pete Maravich. Özellikle Pete Maravich'in YouTube'da videolarını izlemenizi isterim. 70'lerin en iyi basketbolcularından biriydi. Bu üçü bana basketbolun yaratıcı tarafını ve eğlenceli tarafını biraz gösterdi. Onun basketbolun bir şov olduğunu ve seyirciler için yapıldığını gösterdi ve ben de onlardan öğrenerek hem buna bunun sayesinde inandım ve bazen de zaman zaman da bunu göstermeye çalıştım. Ama sadece yani yaşadığım 30 yılda sadece hayatın basketbol içerisinde olan şeyler değildi. Tabii ki de sağ dışında da birçok şey gördük, öğrendik. Bunun en iyi örneğini son 20 gün içerisinde insanlık dersi olarak hepimiz birbirimize öğretiyoruz bence. Hayat dışında, basketbol dışındaki öğretmenlerin başında da büyük ihtimalle listenin başında Mustafa Kemal Atatürk gelir herhalde. Bunu böyle şey olsun, promosyon olsun diye söylemiyorum ama kendi söylediği en önemli, benim için en önemli sözlerden bir tanesi zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu olmaktan öte bana kendimi bir birey olarak etrafındaki insanlara ve dünyaya nasıl yararlı olduğum bunu çok iyi şekilde gösterdiğini düşünüyorum. Ve hatta burada rahat ve özgür bir şekilde biraz heyecanlı olsam da size konuşabilmemi sağlayan en önemli kişilerden biridir kendisi. Bir diğerine ben ve diğer torunları gibi sahip olduğumuz merakı körükleyen, durmadan ona yeni şeyler besleyen dedem Zeki Konur'dur herhalde. Çok meraklı bir insandı. Her konuda bir belli bir fikri olması gerektiğini düşünüyordu. Olmazsa da o konuda en çok şekilde öğrenmeye çalışıldı. Ömrünün son zamanlarında hatta eski Türkçe öğrenerek kendi dedesinin eşiyle beraber yazıştığı mektupları falan tercüme ederek bunları bir kitap haline getirdi. Ve ondan sonra da hatta Bilgi Üniversitesi'nin çıkardığı bir CHP tutanakları var. Bunu da kendi hocasıyla beraber eski Türkçeden Türkçe'ye çevirerek bunun Bilgi Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunmasını sağlamıştı zamanında. Bu merakını tabii ki de torunlarına aşıladı ve bana en büyük etki gösterdiği yerlerden bir tanesi bana ödev verildi. Örneğin bu Melisa'yı. Derdi ki bunu her şeyle öğren, yaz, bir bana konuşma hazırla. O zamanlar tabii Wikipedia'da tam yoktu yani sonuç olarak daha bilgisayarda DOS'a CBase'i falan yazarak şey yapıyordum. Meydan lorusları karıştırarak ben Rumeli işleri hakkında neler yapıldığını, nasıl bulunduğum hakkında bir sürü şeyler öğrenmeye ve kendimce bir şey yapmaya çalıştım. Sonra da dedem kamerasını alırdı, benle beraber Rumeli işlerine yürüdük ve bir belgesel çekerdik. Allah'tan buraya gelmeden o belgeselin nasıl olduğunu izlemedim çünkü biliyorum ki gerçekten çok komik bir görüntü var orada yani. Ama bu tarz şeyler sayesinde ben her zaman kendi içimde bir merak unsuru oluşmuş oldum. Hayat denen hikayenin yazılabilmesi için ve bu hikaye için insanın kendini geliştirebilmesi için olması gereken çeşitli şeyler var. Bunların başında, en başında merak geliyor az önce bahsettiğim gibi. Bir kişi bugün ve yarın arasında nasıl fark ettirim, kendimi nasıl geliştirebilirim, çevreme daha duyarlı ve yararlı bir birey nasıl olurum ya da en azından yeni bir şey öğrenebilir miyim, merakına sahip olmalıdır diye düşünüyorum. Bir diğeri şans. Hayatınızın içinde kontrol edebildiğiniz bütün unsurları içeren bence şans. Yukarıda bahsettiğim gibi doğduğunuz, büyüdüğünüz ortam. Hem de haritada karanlıkta karşınıza çıkacak olan engeller veya iyi şeyler. Bunun içinde bulunan şeylerdir. Ama tabii ki de hiçbir zaman hayatı şans diye geçiştirmemek gerekir. Çünkü insan kimi zaman da kendi şansını her türlü şekilde kendi yaratır. Üçüncüsü hız. Hedeflerin, ulaşılmak istenen noktanın, kendin için oluşturacağın yeni fırsatların ulaşılabilir olması sağlamak adına bizleri ateşleyen bir güçtür hız. Ama yani çok fazla da hız, şu an belki de gördüğümüz gibi, geri dönüş tepkilerindeki gibi yarardan çok zarar getirdiğini unutmamak gerekir. Dördüncüsü özveri. Bunu bugünkü konuşma içerisinde eklenerek, yani bugünkü konuşmaları dinlerken eklenen kararına varmıştım. Bir konuda fikir sahibi olmak için, başarıya ulaşabilmek için o konuya zaman harcamak ve büyük özveri göstermek gerekir diye düşünüyorum. Malcolm Gladwell'in Outliers kitabını okumuş arkadaşlarımız vardı burada büyük ihtimal. Orada bahsedilen 10.000 saat, harcanması gereken 10.000 saat bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Hatta yalandan kendimce bir hesap yaptım. İşte 7 yaşından beri basketbol oynuyorum. 20 sene yakın, 21 sene falan.
günde 2 saat antrenman yaptığınızda off günleri de işte çift antrenmanları bir kenara atarsak, düşünürsek ben şu ana kadar 15 bin saattir basketbol oynuyormuşum. Böyle düşününce ben de kendimce çüş diyorum. Ama bir şeyde başarılı olmak için, belli bir noktaya ulaşmak için gerçekten bir özveriyi ulaşmak gerekiyor, bir özveriyi yapmak gerekiyor. Ve kesinlikle bence bunların doğru şekilde harmanlanışı sizi başarıya doğru giden güç olacaktır ve bu yolu açacaktır size. Başarı bir sürü kişi tarafından farklı şekillerde adlandırılabilir. Kimisi parayı, kimisi şöhreti, kimisi madalyayı farklı şekillerde beğenir, çekici bulur ve başarı olarak adlandırılır. Ama ben size bana en çok uyan, benim en çok benimsediğim başarı tanımını tanımdan bahsetmek istiyorum. Efsane bir basketbol antrenörü John Wooden, UCLA'de 12 senede 10 defa şampiyon olmuş. İşte bunların 8'inde hiç maç kaybetmemiş falan gibi bir antrenör kendisi. Wooden'a göre başarı, olabileceğinin en iyisi olmak için verdiğin eforu, verdiğinin bilmenin tatmini ve huzurudur. Teşekkürler.